Ulusal Kanal ve 100.8 Ulusal Radyo ortak yayınımızda sizlere sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Çok önemli bir konu. Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlerini yapacak. Tam bir seçim atmosferi yaşanacağını düşünüyoruz. Biz bunu konuşacağız bugün. Stüdyodaki çok değerli konuğum, çok deneyimli bir isim. Emekli hakim, avukatlık da yapıyor. Sayın Turan Ateş ve çok sayıda da kitabı var stüdyoda. Edinilmiş kazanılmış mallara katılma rejimi, iki beylerin satışı, kentsel dönüşüm, deprem hukuku, hakimlerin denetimi, cezai ve hukuki sorumluluklar derken çok kalın bir kitap. Seçim Kanunu. Sayın Turan Ateş, hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi demokrasi, siyasi partiler ve seçim diye bu kalın kitabınızı izleyicilerimize aslında şöyle bir gösterelim. Evet. Kalın bir kitap. Herkesin anlayabileceği üslupla yazılmış. Mümkün olduğunca hukuk dilinin az kullanıldığı bir kitap ve bilmemiz gereken konular bunlar. Biz seçime giderken, oy verirken neyin ne olduğunu bilmeden gidiyoruz. Şimdi Sayın Turan Ateş'ten pek çok konuda yayın yapabiliriz aslında. Deprem hukuku, kentsel dönüşüm vesaire hepsini yapabiliriz ama şu önemli. Başlayalım mı? Şimdi nedir bu? Türkiye nasıl bir seçime gidiyor? Bu yerel seçimlerin havası nedir? Şimdi efendim, seçim kişilere sunulan alternatifler veya seçenekler içinden birisini tercih etmesi. Kişiler işlerini bir seçimle belirlerler. Kendilerine sunulan seçeneklerden birisini kabul ederler. Eşlerini de ona keza. Evet. Aşlarını yani yemeklerini de ona keza bir lokantaya gider. Hangi yemekler var alır. Onun içinde evet. Birkaçını seçer. Seçmek yani seçim hani olanaklar veya sunulan seçenekler içinde birini birkaçını beğenmektir. O nedenle ülkeyi yönetmek isteyenleri de talip olanlar arasından bir tercih yapmak bizim için bir seçim. Şimdi efendim daha bir kasabadayım, Akdeniz. Eski hocalarımdan birisiyle karşılaştım. Orada tatil yapıyormuş eşiyle, eşimle gittik ziyaret. Turan dedi, sıkıntılarınız ne? Vallahi hocam sık sık seçimler dedim. O 80-90 arası muazzam çok seçimler yapılıyor. Ben bundan şikayetçi oldum. Dedi hiç şikayetçi olma dedi. Ben işte 64'te 65'te Kıbrıs olayları için efendim uçakla bir Amerika gezisine gidiyoruz. Dışişleri Bakanımız merhum Feridun Cemal Erkin Bey'le. Ben de dışişlerinde komisyonum. Komisyonda üyeyim dedi. Ben tabii uçak elit bir grup. Uzakdoğulu sanatçı, iş adamı, efendim Avrupalı. Ben Türkiye'de 61 Anayasası'nın getirdiği özellikleri efendim vurguluyorum. İşte Yüksek Seçim Kurulumuz var. İşte yargımızı şunumuz bu anlatıyorum. Uzak doğullar hayran hayran izliyor. Bir ara duruyorum. Excellence anlat diyorlar dedi. Çok hoşlarına gidiyor. O İngiliz bilim adamı aynı zamanda siyaset bilimcisi ve politikacı. Şöyle durdu dedi ki Excellence sizin bu anlattığınız sistemin oturabilmesi için bir 100 tane genel seçim geçirmeniz gerekir dedi. Ben irkildim kendime geldim. Abdülhamit'ten belli seçimi sayıyorum. Bir sayıyorum 17, bir sayıyorum 19, 20 yok. 100 tane genel seçim, 4'er senede 4 asır. İngiltere'de şart sözleşmesiyle uzun sürede demokrasi oturdu. Ben de diyor 61 anayasasını 2-3 yıl içinde oturttum. Ülke yönetiminde söz sayı. Hayır. Eğitim her şeyden önce. Efendim işte tabii seçim denen müessese yavaş yavaş bize girdi, devam etti. Yine o dönemde dahil anayasamıza göre seçimler yargı gözetiminde, denetiminde demeyeceğim. Bizzat yargının yönettiği birim ve kurumlarla yapılır, yapılmakta. Şimdi bir Yüksek Seçim Kurulumuz var. Evet. Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu 6 tane üye Yargıtay'daki hakimler, üye hakimler arasında gizli oyla, salt çoğunlukla seçilir, gönderilir. 5 tane de Yüksek Mahkeme Danıştay'dan, idari yargıdan seçilir, gönderilir. Bu 11 kişi bir araya gelir, kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili seçerler. Tahammüller gereği Yargıtay'dan üye sayısı 6 tane olduğundan
Başkan Yargıtay'da olur, başkan vekili de Danıştay'da olur. Evet. Ve ondan sonra da bu başkan ve başkan vekilinin dışında Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyeler arasında iki Danıştay'da, iki Yargıtay'da gelen üye kura çekimiyle 7 ayrılır. Bu yanlış. Kura çekimiyle bir üye belirleme, karar belirleme olamaz. Ancak ben kitabımda da bu konuyu işledim. Hatta Yekta Bey de çok güzel konuya temas etmişsin dedi. Evet. Ön sözü de kendisi verdi, kitabımı inceledi. Evet. Şimdi Gülgün Hanım, hiç mutfağa girmemiş, yemek yapmamış veya çay demlememiş bir insana diyoruz ki yemek yap, al şu malzemeleri veya çay yap, konuklarımız var, getir. Şimdi seçim hakimliği hiç yapmamış, seçim yönetmemiş kişiye de Yüksek Seçim Kurulu'nda görev veriyoruz. Şu anda 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinden belki hiçbirisi ilk derece mahkeme hakimi iken seçim yapmamıştır. Hiçbirisi, Danıştay'dan gelenleri zaten yok. Adli yargıda gelenlerden Cumhuriyet Savcılığı'nda gelmişse zaten yok. Bakanlık tetik hakimliğinden, bakanlık bürokratlığından, Danıştay tetik, Yargıtay tetik hakimliğinden gelmiş ise veya bulunduğu konum itibariyle kıdemi yetersizdir. Seçim hakimliği hiç yapmamış. Ve özel bir statüsü var. Öyle şimdi mi? Bakın. Herkesin bak, bayram namazı senede iki defa gelir. Sabah bayram namazını cemaate, imam camide tarif eder. İki salla bir bağla gibi ifade kullanır. Tarifi yapar, ona göre kılınır. Şimdi hiç seçim yapmamış arkadaşların da Yüksek Seçim Kurulu'nda görev alması yanlış. O zaman çözüm ne? Ben kitapta da önerdim. Bir, Yargıtay kanadından gelenlerden Yüksek Seçim Kurulu'na aday olabilmesi için bir yerel yönetim seçimini, bir milletvekili seçimini en az idare etmiş olması gerekir. İlk derece mahkemesi hakim iken. Danıştay'dan nasıl idare eder? Efendim? Hakimler nasıl idare eder seçimleri? Oraya gireceğim tamam, efendim. Şunu şimdi Danıştay'dan gelenler hiç yok dedik. O zaman biz idari yargıyı, idara mahkemelerini seçim hakimliklerini açacağız. Şimdi evet. 298 sayılı bir yasamız var. Bu yasamız seçim kurulunda görev alan tüm hakimleri, yüksek seçim hariç, adli yargıdan belirliyor, yasa belirliyor. Danıştay evet. idari yargıyı belirlemiyor. O nedenle 298 sayılı yasada yapacağımız bir değişiklik ile idari yargı hakimlerine de seçim hakimliğini açmalıyız. Örneğin İstanbul'da, İstanbul Adliyesi'nde ve idari yargıdaki hakimler arasında harmanlama yapılır. Kimin kıdemi fazlaysa en kıdemli il seçim kurulu başkanı, ondan sonrakiler sırayla birinci merkez, ikinci merkez, artık kaç tane seçim kurulu varsa oralarda görev alır. O bittikten sonra iki asıl iki yedekle il seçim kurulunda görev alınarak belirlenmesi gerekir. İdeal olan bu. Evet. Çünkü seçimi bu şekilde götürmesi gerekir. Yüksek seçime işte aday olabilmek için bir yerel yönetimi, bir milletvekili seçimini idare etmiş olacak. Yedi ayırma da kimin seçim hakimliği fazla, kim fazla seçim hakimliği yapmış ise onu asıl alacağız. Seçim hakimliği az olanı da yedi ayıracağız. Peki ama şimdi durum ne? Şimdi durum ne? 6 Yargıtay'dan, 5 Danıştay'dan daha önce seçim hakimlikleri var yok, hiç önemli değil. Geliyorlar bu arkadaşlarımız. Onlar gelmiyor, onları birileri getiriyor. Nasıl geliyor? Gelme şu, Yargıtay Genel Kurulu kendi üyeleri, başkan üyeleri arasında 6 üye seçer. 5 de Danıştay seçer, seçimle gelir. Yani siyasal iktidar seçim hakimlerini belirleyemez. Yüksek seçimi. Şimdi il ve ilçe seçim kurulunu açıklayın. İl seçim kurulu da her il bir seçim bölgesi olduğu için en kıdemli ildeki mahkemelerde en kıdemli hakim kimse o il seçim kurulu başkanı. Yani bunu yasa veriyor. İdare veya başka bir veya hakimlerin atama nakil işlemlerini, özlük işlerini düzenleyen yüksek seçim kurulu. Hayır, yüksek seçim kurulu değil. HSYK yani Hakimler Savcılar Kurulu vermiyor. Onun öyle bir görevi yok, yetkisi yok. Bu yasadan geliyor. Bakılır mesela bir ilçede 5 tane hakim var. Bunun en kıdemli hangisi ise o ilçe seçim kurulu başkanı.
İlde de en kıdemli il seçim kurulu başkanı, ondan sonraki kaç tane ilçe seçim kurulu varsa kıdemler belirlenir. Oraya, ondan sonraki gelen iki asıl iki yedek de il seçim kuruluna asıl ve yedek üye olarak görev alırlar. Bu yasadan geliyor. Bunu bakanlığın, idarenin, başka bir birimin yetkilendirmesi, görevlendirmesi yok. Olamaz. Peki şimdi yasa bunu diyor. Evet, bu. Halen bu yasa geçerli mi? Bu yasa halen geçerli, uygulanıyor. Şimdi Gülgün Hanım. Uygulanıyor mu? Evet, sizin sormak istediğiniz sorunun ben farkındayım. Siz diyorsunuz ki, efendim HSYK, Yüksek Seçim Kurulu'nda 4-5 hakimin, üyenin görev süresi doldu ama dolmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa çıkarıldı. Bu yasayla görev süreleri bir yıl uzatıldı. Buraya karşısınız, ben de karşıyım. Bu yanlış. Niye yanlış? Şimdi seçim hakimine yasayla belirleme yapılıp görev verilmez. Mevcut yasalar doğrultusunda hareket eder. Şimdi burada bir yasa çıkarıldı ama bu yasanın yanlış olup olmaması, doğru olup olmamasını bir tarafa bırakıyoruz. Onun tartışmasına girmiyoruz. Yasalaştı, çıktı. Bunun uygulanmasına gelelim. Şimdi anayasanın 67. maddesinin bir son fıkrası var. O der ki, seçim yasalarında yapılan tüm değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanmaz. Tekrar eder misiniz bu cümleyi? Çok mühim bir cümle. Şimdi akıllarda kalsın. Yani cümle değil, anayasadaki düzenleme. 67. Evet. maddenin son fıkrası. Seçim yasalarında yapılan her türlü değişiklik yürürlüğe girdi. Yani yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanmaz. Bakın, bu nereden çıktı? Daha önce böyle bir düzenleme yoktu. Merhum Özal, Anavatan Partisi'nin durumu. Bir anket yaptırıyor. %30-32 oyumuz var. Diyor ki bu oy oranıyla biz nasıl, hangi bir seçim sistemiyle iktidarımızı devam ettiririz? Hı. Efendim tuttu bir baraj şeyi, iki misil aday gösterdi, tercihler yaptırdı. Bu sefer birinci gelen partiye kontenjan tanıdı. Birinci gelen parti kimse, 1-2-3 neyse kontenjan kafadan çıkaracak. Evet. Hatta bu sistem yerel yönetim seçiminde devam ediyor. Şimdi Kadıköy geçen listeye baktım. 5 tane mi ne kontenjan var. Hani birinci parti kim ise 5 tane hiç değerlendirmeye girmeden onun oluyor. Bu Özal, merhum Özal'ın döneminde kalan bir sistem. İşte Mesut Yılmaz, merhum Ecevit, yine Sayın Bahçeli bir araya geldiler. Bu şeyleri önlemek için anayasanın o koalisyon hükümeti döneminde 67. maddesine bir fıkra eklediler. Hmm. Bu fıkra gereği bu. Hatta milletvekili yaşı 30'da 25'e indiğinde dedim bu uygulanmaz bu döneme ben. Uygulayamadılar. Ve o dönem çünkü bir yılda geçmedi, o uygulanamadı. Şimdi evet. Şu anda çıkarılan efendim Yüksek Seçim Kurulu'nun görev süresi, seçim süreci içinde dolan üyelerin görevlerinin bir yıl uzatılması ile ilgili yasa çıktı. Yasaya saygılıyız. Ancak bu yasa uygulanmaz. Niye uygulanmaz? Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası. Ancak şimdi ataların bir sözü var. Efendim köprü geçerken, çay geçerken at değiştirilmez gibi bir söz. Ondan esinlenerek şöyle gireyim. Biz ilk derece mahkemesi hakimleri seçim idare ederken evet. bizzat yaşadım. Evet. O an geliyor ki biz izindeyiz. Seçim süreci başlıyor. Adli tatildeyiz. Derhal gelin görevinize deniyor. Ve hatta TRT'de yapılan bir açıklamayı da tebligat kabul ediyorlar. Ben iki defa adli tatilimi yaptım. Tatili bıraktım geldim. Çocuklarımı yazlıkta bıraktım. Bir defa izini bıraktım geldim. Zorunlu. Göreve devam ettim. Hatta 2007 milletvekili seçiminde burada İstanbul'da bir ilçede seçim yönetiyorum. Temmuz ayı başları kararname çıktı. Benim tayinim İzmit'e. O ama seçim var, seçim yönetiyorum. O kararname, tayin emri bana tebellü edilmedi, bekletildi. Ben seçimleri yaptım, seçim sonuçlarını aldım. Kesin sonucu, ondan sonra kararname tebliğ, görev yerime gittim. Şimdi burada da, bakın burada da şu anda görev süresi uzatılan benim Yüksek Seçim'deki 4-5 arkadaşımın evet. görevi bu çıkan yasadan değil de seçim takvimi içinde
süreleri doluyor. Bunlar şimdi valizlerini, çantalarını, eşyalarını topladılar. Yüksek Seçim Kurulu'nu terk edip gittiler. Yüksek Seçim Kurulu Danıştay'a ve Yargıtay'a artık süresi dolan üye hangi mahkemeden geliyor, oraya yazı yazacak. Oraya ilan yapacak. Adaylar belirlenecek. Seçim yapılacak. Bu en az 15-20 gün alır mı? 15-20 gün sonra oraya anca dolar mı? Peki bunlar gitti. Seçim takvimi başladı. Seçimin işleri günlük, saatlik seçimde. Günlük, saatlik işler var. Mülki amirler seçimden gelen, seçim kurulundan gelen yazıyı derhal geciktirmeden ikmal ederler. Gereğini yerine getirirler. Çünkü biz kaşeyi basarız. Seçim süreli, acele. Dolayısıyla bu arkadaşlar bu durumda bırakıp gittiklerinde seçim kurulu tıkanır. İşlem yapılamaz, işler yürütülemez. İşte bu kuruldaki arkadaşlarımın görevi bu seçim sonuçları yapılıp, seçim yapılıp, seçim sonuçları kesin alınana dek devam ediyor. Bu neyin gereği? Bu hukukun ve teamüllerin gereğidir. Şimdi milletvekili seçimi yapılır. Hemen efendim meclis toplanır. Yemin devam ederken mevcut hükümet istifa eder. Ama anayasada böyle bir düzenleme yok. Yasada böyle bir düzenleme yok. Fakat teamüller böyle. Uygulama teamüller böyle. Burada da benim yılların seçim hakimi olarak bugün belki 20'ye yakın ben seçim idare etmişimdir. Seçim tecrübeme göre bu arkadaşların görevi bu mevzuat gereği devam ediyor. Bu çıkarılan yasadan yasanın gereği değil. Ancak seçim acele sürekli olduğu için bir sıkıntı, bir tıkanma olacak. Seçim takvimi var hazırladıkları Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçim takviminin içinde günlük saatlik işler yapılacak. Bu işler yapılamaz, seçim kurulu toplanamaz, Yüksek Seçim Kurulu karar alamaz. Bu nasıl yürüyecek? Dolayısıyla bu arkadaşların görevi tartışmasız bu mevzuat görevi devam ediyor. Çıkan yasa gereği değil. Ama bu arkadaşlar da kesin sonucu alınca hadi evlat deyip seçim kurulu terk edip gitmeleri gerekir düşüncesindeyim. Ben yılların bana verdiği tecrübe bu. Bu. Evet. Şimdi tabii işin sizin cephenizden olan tarafı var. Sandığın bu tarafı bir de sandığın bu tarafı var. Seçmenin de aklı karışıyor. Kime oy verecek, nasıl verecek, ne yapacak, nasıl girsin, nasıl çıksın büyük mücadele yaşanıyor orada. O konuya gireceğim. Yüksek Seçim Kurulu burada hani eleştiri değil de ben Çin'den geliyorum. Oradaki da benim arkadaşlarım. Benim kitaplarımda hepsinin önünde var. Özellikle Sayın Başkanım'ın önünde var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişte iki hatalı kararı var. Hani hatalı karar hep veriyoruz. Verdiğimiz 8-10 karardan birkaçı hatalı. Bir bariz fahiş hata var. Bir de fark edilmeyen, gözden kaçan hata var. Siirt seçimi. 2001'de Siirt'te yapılan milletvekili seçimi iptal edildi. Olabilir, doğrudur. İptal gerekçesi bir şeyler vardır. Ve seçim yenilenecek karar verildi. Bu kez Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı ilke kararı şu. Efendim, %10 barajını geçen partiler burada milletvekili çıkarabilir. Herkes seçime katılacak. Ve jet fadıl bir durumu var. O çekildi. Yani çekildi değil, adaylığı bitti. Bu kez de Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilere dedi ki aday listelerimizi güncelleştirin. O zaman partinin birinde bir istifa oldu. Şimdi Gülgün Hanım, adaylık kısmında açıklayacaktım ama şu anda açıklama gereğini duyuyorum. Şimdi adaylar seçim kuruluna verildi. Seçim kurulu bu aday listesini ilan eder. 3 gün askıda kalır. Bu seçim kuruluna üyelere itiraz eden olur, etmeyen olur veya bırakıp giden olur. Onun yerini tekrar o partiye bildirilir, doldurulur. İstifa geçerli. Ondan sonra liste tamamlanıp ilan edildikten sonra aday listesi kesinleşir. Artık seçime bu aday listesiyle A partisi, B partisi girecek. Evet. Bu kesinleşme safhasında bir aday ben adaylıktan istifa ediyorum diyerek de dilekçe getirir ama o dilekçe işleme konmaz. O süreçte o seçim kurulu o dilekçeyi değerlendirmez. Tamam sen istifa ettin, senin yerine başka bir aday bildirirsin şeyine de giremez. Kesinleştikten sonra istifa ne zaman işleme konur? İstifa eden, istifa dilekçesini veren o aday seçimi kazanmışsa o zaman işleme konur. Hatta
Gerekirse seçimi de kazanacak. İstifa dilekçesini de alır. İstifa tek yönlü bir şey. Hani tutamazsın. O nedenle hatta Siirt seçiminde Yüksek Seçim Kurulu efendim aday listesine güncelleştirilmesi için seçim siyasi partilere süre verdi de peki seçmen listelerini neden güncelleştirmedi? Eski seçmen listesine girildi. Doğru. O bir ara seçim değil. Bir genel milletvekili seçiminin devamı niteliğinde bir seçim. Bir önceki seçimde aday olan aday listesi, seçmen olan seçmen listesiyle seçime gidilir. Ama orada bariz bir hata oldu. Artık gitti. Şimdi Yüksek Seçim'in benim evet. gözüme çarpan ikinci bir hatalı kararı. Daha sandıklar açılmadan geçen dönem bir karar aldı, ilke kararı yayınladı. Efendim dedi, mühürsüz oy pusulaları, mühürsüz zarflar geçerlidir. Bu çok abes bir karar. Çünkü yasa, seçim yasaları 298 sayılı yasa. Yani yasaya aykırı bir işlem aykırı, mi yapıyor? Aykırı, aykırı. Şimdi. Niye karşı çıkan? Bak 298 sayılı çıkardı? Yasanın getirdiği evet. düzenleme şu. Şimdi biz seçim kurulları olarak her ilçe seçim kurulu zarfı mühürler. İlçe seçim kurulu mühürü var. İkinciyi de sandık kurulu mühürler. Oy pusulalarını sadece sandık kurulu mühürler. İşte bunların mühürlü olanı geçer. Yasal düzenleme bu. O zaman böyle bir daha Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne bir itiraz şubu gelmeden Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar aldı. O karar yanlış. Hatta bir önlerine sandıklar açılıp tasnifler yapıldıktan sonra bir itirazlar geldiğinde değerlendirme yapılsaydı daha sağlıklı olurdu. Ben bir ilçede seçim idare ediyorum. Dağ köyünün birisinde oy pusulalarının hiçbirisine mühür basılmamış. Getirildi itiraz. Ben baktım bu genel sonuca, il genel meclis seçimiydi. Sonuca, genel sonuca etkili olmadığından itirazı reddettim. Sonuca etkili değildim. Çünkü hadi bu oyları geçersiz saydım veya geçerli saydım. Netice etkili değil. İşte Yüksek Seçim Kurulu da böyle bir olanakla, böyle bir değerlendirmeyle işe girebilirdi. Ama daha sandıklar açılmadan böyle bir karara vardılar. Artık nedir ne değil soru işareti bırakıyor. Ben o kararı... Soruyu da ortaya bırakıyorsunuz. Evet. Bu mühürsüz oy pusulası, zarf... Ama sonradan yasa değişikliği yapıldı. Şu anda mühürsüz oy pusulası, oy zarfları, oy kullanma geçerli. O oyları, evet. seçim kurulları geçerli saymak zorunda çünkü yasa çıktı. Peki bu seçmenlerin durumu ne? İşte yerinize bakın diyorlar. Hı. Evlerde bin kişi oturuyor bazı evlerde Şimdi, diyorlar. Suriyelilere şöyle yapıldı, böyle yapıldı 2000, diyorlar. 2009 seçimlerinde ben İzmit'teydim. İzmit. Evet, hatta meşhur bir televizyon kanallarına da yansıdı. Bir mazbata verirken belediye başkanına seçimlerde olan sıkıntıları, yaşadığım şeyleri anlattım. Bazıları alındı. Şimdi seçmeni eski düzenlemeye göre seçim hakimi belirler. Seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanı bizzat hakim belirler. Ancak bu değişiklik efendim ikametgaha beyana dayalı nüfus kayıtlarına itibar ederek nüfus müdürlüklerinde gelinen listeler. Şimdi nüfus müdürlükleri listeyi gönderiyor. Evet. Çocuk seçmen. Nasıl işliyor sistem nüfus müdürlüğü? İşte o seçiş denen bir şeyle seçim kuruluna bildiriliyor. Burada ölü kişi seçmen görünüyor. Tabii bunu seçim hakimi, seçim kurulunun bir anda ayıklaması da zor oluyor. Bir seçim hakiminin bünyesinde 100 bin seçmen varsa bunu ayıklaması da biraz sıkıntı. Sonra aklen malul olan da seçmen yazılıyor. Aklen malul olan bunun olmaması lazım. Hani ölü de yazılıyor. Efendim çocuk da yazılıyor. Bunları bir ayıklamak zor oluyor. O zaman ne olmalıydı? Şimdi her apartmanda yönetici var. Her sitede yönetici var. Her mahallede muhtar var. Sitedeki yönetici, apartmandaki yönetici, apartmanında kimlerin oturduğunu ne olduğunu bilir. Çünkü onda oturanların listesi var. Muhtarlıkta da var. Bunlardan da zaten biz eskide seçmeni belirlerken elimizde bir önceki kullanılan seçmen listesini askıya çıkarıyoruz. Ölenleri iptal ediyoruz. Yeni kayıtlar geliyor, talepler geliyor. Mahalle muhtarından il muhaber ikamet ettiğine dair o getiriliyor.
Ondan sonra seçmen olarak alıyorduk. Peki sanıyorum Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararının olması lazım. Makul yani bir dairede 500 kişi oturabilir gibi bir karar çıktı galiba. Makul bulundu. İtiraz edilmişti. Biliyorum. O konuyu biliyorsunuz. Seçim Kurulu nedir o? Arkadaşımız reddetti. Şimdi Gülgün Hanım, ben yaşadığım şeyi söyleyeyim burada. O bir önceki yerel yönetim seçimiydi. Eşimle oy kullanmaya gittim. Benim apartman giriş iş yeri 7 kat, 7 daire üzeri. Benim üstümdeki 7. daire son kattaki bir karı koca çocuk abi dedi beni dedi 8. kata kaydırmışlar. Benim bulunduğum kata birisi Sivas Zara, birisi Ordu Fatsa, birisi Mardin'in kazalarının birinde. Evet, 3 tane seçmen yazılmış dedi. Bunlar da oylarını kullanmış gitmiş dedi. Baktım doğru. Apartmana geldim. Seçmen kartları gelmiş bunlara bulunuyor. Ve belediye meclis üyelerinin birisi bir partinin ismini vermiyorum. O da bunlara broşür göndermiş. Ben o zaman apartmanda deneticiyim. Bunları topladım. Mahalle muhtarı bu dedi Kadıköy Kartal nüfusuna başvurmuşlar. Biz Şunoğlu apartmanın Şunoğlu dairesinde kalıyoruz. O beyana göre kayıt yapmışlar. Hatta daha önceki yerel yönetim seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir mahalle bir apartmanda nüfusa kayıtlıydı. Sonra apartman ya, çıktı kullanamadı, gitti. Kullanamadı, oy kullanamadı. Ama orada hata kendilerine, seçim kurulu hatası yok. Bana sordular. O olay ben Ümraniye seçim hakimiydim. Bana intikal etti. Aa. Çünkü orada bakın. Orada mı kullanacaktı oyunu? Şimdi. Dinleyelim sizi. Orada ikamet ediyorum dedi. Yerel yönetim seçiminde Büyükşehir'e aday kaydını aldırdı. Orada oyunu kullandı. Ondan sonraki seçimde hiç üzerinde durmadı. Orası kiralık. Ben orada geldim kiracıyım. Ben kiracı olunca otomatikmen nüfusa bildiriyorum. Ben şu apartmandan buradan atıyorum. Otomatikmen seçiş o kişiyi kaydeder. Bir önceki görünen kişiyi iptal eder. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da askı listesinde izleyecekti. Daha önceki oy kullandığı yeri biliyordu. Bakardı. E-Devlet'e girip çıkacaktı. Oradan da bakardı. Hani orada seçim kurullarının hatası yok. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının çevresini. Sizi bulmuşken konuya çok hakimsiniz. Estağfurullah. Sayın Ateş. Bu bazı evlerde bilmem kaç kişinin oturması hikayesi çok dillendiriliyor. Siz de o konuya değiniyorsunuz. Evet. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Nüfus kaydına göre, işte nüfusa göre şimdi ikamet veriliyordu. Her apartmanda, nasıl her apartmanda bunu? Yönetici kendisinin apartmanında kimler olabilir mi? Yani bir daireye bu kadar insan az önce mi? Az önce bahsettiğim olayda olayı ben Cumhuriyet Savcılığı'na taşıdım. Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaya başladı. Hatta polis memurları gelip apartman kaç katlı onları izlemiş. Ancak seçim suçları 6 ay içinde zaman aşımına uğrar. Ya 6 ay içinde emniyetteki evrak savcılığa zor gelir. 6 ay yarım misli artar 9 ay. 9 ay sonra o soruşturma kapatılır. Yani her türlü seçim suçlarında zaman aşımı 6 ay daha önce 2 yıldı. 1/2'de uzuyordu 3 yıldı. Şimdi oldu 6 ay yarım misli uzuyor 9 ay. 9 ayda evrak gelmez. 9 ayda Cumhuriyet Savcılığı'nın önüne seçim kurullarından, efendim emniyetten, efendim ilgili yerlerden evrağı toplayıp... Niye bu kadar zor bu işler? İşte hemen süreye, bu kadar elektronik sattılar. Sistem var, bilgisayarlar var, mail sistemi var. Buralardan yollansa daha çabuk olsa İşte maalesef bazı bulunamıyor, bazı gelemiyor. Hiç bizim o evrak ne oldu, ne gitti bilmiyorum. Çünkü ben mevzuatı bildiğim için 9 ay, 6 ay içinde zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğramış, gitmiştir. Peşine bile düşmedim, doğru. Efendim, şimdi seçmeni dedik, seçim hakimi verilecek. Evet, evet. Mülk idareye bağlı, valiliğe ve kaymakamlığa bağlı nüfus idarelerinin belirlemesi yanlış. Ha, onlar liste bildirebilir. Bunları değerlendirmekte seçim hakimlerinin. Ancak 100 bin seçmeni de seçim hakiminin kısa süre içinde değerlendirmesi, belirlemesi oldukça zor. Sıkıntılı. Efendim yine hayali seçmen söylentileri var. Çok özellikle yabancı. Bunlar birer dedikodu nedir ne değil bilemiyoruz.
eski döneme geçilir, eski şeye yasa değişikliğiyle seçmeni belirleme, tekrar seçim kurullarının gözetim ve denetiminde olur. Ben Adapazarı Hendek ilçesinde seçim yapıyorum, yerel yönetim. Askıya çıkardım. Mahalle köy müftülerini topladım. Mahallenizde, köyünüzde ikamet etmeyenlere il haber vermeyin. Verirseniz suç yakarım. Oturana verin, vermezseniz yakarım. Ve forum dolduruyorlar. Nüfus kayıt sureti. Bir de o muhtarlık ilmi haberi. Bir de ben kaydı kaleme sevk ediyorum. Seçimde görevliler, örnek iki var, ona kaydediyor. Karşısına da imza attırıyor seçmenin. Ben seçmeni bu şekilde belirleyerek bu şekilde yapıyorum. Ama şimdiki mevzuat gereği yapamam. Benim bu dediğim 92'nin 93'ün mevzuatı. O zaman şimdi? Yasa değişti. Seçim yasalarında sürekli böyle bir değişiklik yapıldı. Sürekli değişiyor. Şimdi ne oldu? Şu anda dediğim gibi mahalle muhtarlarından ve apartman yöneticilerinden değil, nüfus kaydına bağlı, nüfusta bildirilen ikametgaha bağlı seçmen kayıtları yapılıyor. Dolayısıyla benim apartmanımı belki benden başka 20 kişi yazdırabilir. Şimdi ama ben bilinçli adamım, ben takip ediyorum. 31 Mart'ta seçimler yapılacak, seçmen listeleri çıktı. Ben diyelim ki bugün ani olarak taşınmak zorundayım. Ne yapacağım? Anlayamadım. Diyelim ki seçmen listem belli bir mevcut adresime göre yapıldı. Şimdi muhtarlıklarda askıya çıktı diyelim. Bitti, fakat kapandı. Hepsi kesinleşti, tamam. Aniden taşınmam lazım o evden. Aniden evden. O devam ediyor senin oradaki seçmen şeyi. Kesinleşmiştir çünkü. Artık sen nereye de gitsen orada yazılı seçmensin ama gelip oyu burada kullanabilirsin. Gittiğin yerde kullanamazsın. Kayıtlı olduğun yerde kullanırsın. Kayıtlı. Peki tabii. Kayıtlı olduğum yerde taşındım diyelim bir alt sokağa. Yine gider oyun kullanırsın. Oyunu o kullanırsın ama şeyini bildireceksin. Tabii, adresini adresini bildireceksin ama oyunu eski adresine kayıtlı olduğun yerde kullanacaksın. Evet. Peki eski adresime biri taşındı. O fark etmez. Sen seçmen olarak yazıldın. Askıda ismin çıktı. Sana seçmen bilgi kağıdı geldi. Veya seçişte ismin var. Artık oyunu gider kimliğine gösterilen kullanırsın. Evet. Orada bir sorun olmaz. Bir sorun yok. Evet. Hukuka göre. Tabii, tamam. Tabii. Şimdi efendim, cezası mezası yok yani. Yok, hayır, olmaz. Peki. Çünkü seçmen olarak kayıtlısın. Anladım. Şimdi bir boya meselesi vardı geçmişte. Parmak boyuyorduk. Şuralara. Evet. Ben 94 seçimlerini yapıyorum Adapazarı Hendek'teyim. Hindistan'dan mı geliyoruz? 94'te evet. Bakın. Evet. Nevzat Ercan. Kendisine de burada saygı sunuyorum, dinliyorsa beni. Evet. O zaman kendisi de Adapazarı Hendekli. Evet. Tabii bir siyasi partinin de genel başkan yardımcısı. Ya Nevzat Bey dedim, geldi avukatlıktan gitme. Bu sıkıntılar, bu mükerrer oylar. Dedi ki hakim beydi, sipariş verdik dedi. Hindistan'dan boya geliyor. Hindistan'dan boya. Doğru geldi. Peşinde genelgesi de geldi. Ben seçim görevlerine dedim. Bakın dedim. Ufak bir şey gibi boya bu. Bu boyayı dedim. Ben de gelsem ilçenin hakim olarak bir de seçim kurulu başkanı olarak oyumu kullandım. Burada bana bir damla süreceksiniz. Kaymakam da gelse dedim. Cumhurbaşkanı da gelsin. Kim gelirse gelsin ben kendi bünyem dedim. Kim olursa olsun. Tabii kaymakam bey biraz mutlu. Valla demiştir seçim hakiminin emri. Biz boyamak zorundayız. Hani ben peki tanımıyorum. Seçim hakimleri şimdi dese ki ben kendi bölgemde parmak boyası yapacağım. Yapamaz. Hayır, yapamaz. Yasa, neden? Tabii. Yasa yok. Yasa yok. Kalktı. Ve niye kalktı bu? Kaldırdılar. İşte efendim neymiş milleti şey gibi sıraya dizip de boyamak, millete güven olmamak falan gibi bir şey. Hatta sonra kaymakam bey ya dedi hakim bey emir vermişsin. Valla beni de boyalı bak dedim. Herkesin. Bu boya işi çok iyi bir işti. Onun için şaibe karışıyor. Bir kaldı. De yasa mühürlü oy pusulası diyordu. Son dakikada Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oylar da kabul edilebilir. Işte buna itiraz yok mu? İtiraz. Nerede bak, hukukun üstünlüğü ilkesi o zaman? Sandık kurullarımız var. Sandık kurulları zaten sandığın başında bulunur. Bir kamu görevlisi, memur, onun başkanlığında bir memur ya. Evet. 5 tane de en fazla oy almış partiler birer asıl birer yedek gönderirler. Onlardan oluşan, 7 kişiden oluşan bir kurulumuz var. Onun kararına karşı ilçe seçim kuruluna, ilçe seçim kurulunun kararına karşı da il seçim kuruluna, il seçim kurulunun kararına karşı da yüksek seçim kuruluna gidilir. Yüksek seçim kurulu kararı kesin. Evet. Hani nasıl karar olursa olsun onun aksi olamaz, kesindir. Başvurulacak bir yer yok. Ancak bir hak ihlali şu bu bunların belirlemesi için Anayasa Mahkemesi, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buralara gidiyor ama bir yaptırımı yok. Yüksek Seçim Kurulu kesin en son sözü söylüyor,
işi bitiriyor. Şimdi efendim. Evet, buyurun. Bir şu adaylık meselesi üzerinde duralım. Şimdi adaylığın yaşı, efendim eğitimi, onun üzerinde pek durmayacağım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulumuz hatırladığım kadarıyla 30 Ekim'de bir ilke kararı yayınladı. Dedi ki 1 Aralık saat 7 akşam 17'ye kadar siyasi partilerde veya bağımsız neyse yerel yönetimde aday olacak tüm kamu görevlilerinin istifa etmesi lazım. En geç o gün. Bunu yayınladı. Evet. Şimdi Gülgül Hanım, 12 Eylül öncesi böyle bir düzenleme yoktu. 12 Eylül öncesi şöyle. Siz kamu görevlisi, devlet memuru aday olduğunuzda adaylığınızı dilekçeyle bildiriyorsunuz. Kurumunuzdan izinlisiniz. Kurumdan elinizi çekip izinlisiniz. Evet, yani. Evet. Görev istifa etmiyorsunuz. Evet. Ama o dönemler sadece hakimler ve subaylar, asker mensupları açıkça istifa edip çekilmedikten sonra aday olamıyorlar. Bir ayrıcalıklı. Ayrı. Bir de istifa edip aday oldu, seçilemedi, göreve dönemiyorlar. Peki. Orada şunu da açayım ondan sonra. Bak. Ara vereceğiz çünkü. Ha, şunu şey diyeyim ondan sonra. Dönemiyorlar. Şimdi yeni yasa tuttu, istifayı getirdi. Herkes istifa edecek. Herkes istifa seçilecek. Seçilemedi. Seçilemediğine dair seçim kurullarında belge alır. Tekrar eski görevine dönebilir deniyor. Orada bir sıkıntı var. Evet. Bunu unutmayın Sayın Ateş. Ara verelim. Hay hay. Ondan sonra devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın, Sayın Başkanımızın adaylık konumunu açıklayalım. O çok önemli konu. O çok önemli konu. Hala evet. Muamma. Sayın seyircilerimiz ve sayın dinleyicilerimiz birazdan burada olacağız. Hepimiz öğreniyoruz. Bu detayları bilmemiz lazım. Türkiye seçime gidiyor. Bilmeden gidip sandıklarda oy kullanıyoruz. Ne nedir, ne değildir haberimiz olmuyor. Hukuk bilmiyoruz çünkü biz vatandaşlar. Birazdan buradayız. Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal'dan lütfen ayrılmayın. Ve devam ediyoruz. Emekli hakim, aynı zamanda avukat Sayın Turan Ateş'le çok sayıda kitabı var ama biz seçimleri konuşuyoruz. Az kaldı. Bir ülkenin kaderinde 1,5 ay gibi bir sürenin olması evet. Aşağı yukarı bir şey değil. Şimdi bu adaylık meselesini konuştuk. Kamu görevlerinin istifası meselesi var ki meclis başkanıyla gündeme geldi. Etmesine gerek yoktur dendi. Hatta CHP'nin de destek verdiğini gördük vesaire. Gerçek hukuk bizim hukukumuz. Hukukun üstünlüğü ilkesi. Yasalarımız ne söylüyor? Şimdi efendim, Sayın Ateş. Az önce açıkladım. Evet. Kamu görevlerinin seçim takvimi öncesi istifa etmeleri gerekir. Yüksek Seçim Kurulu ilke kararını yayınladı. 1 Aralık 2018 itibariyle akşam saat 5'e kadar kurumlarından istifa edecekler. Yalnız seçilmişlerin, milletvekillerinin, bakanların böyle bir istifa sorunları yok. Aday olabilirler. Seçilmişler yani milletvekilleri. Milletvekilleri, bakanlar. Bakanlar. Bakanlıktan, milletvekilliğinden belediye başkanlığına aday olması için istifasına gerek yok. Bu açık. Şimdi ikinci husus. Siyasi partilerin merkez yönetimine seçimle gelenler. Örneğin il seçim bir partinin il başkanı, ilçe başkanı, ilçe yönetimindekilerinin belediyeye, yerel yönetime aday veya milletvekiline aday olabilmesi için istifa etmeleri lazım. Ama partinin genel başkan yardımcısı yönetim kurulunda milletvekili olsun olmasın onların istifa etmesine gerek yok. Partinin mevcut yasa halen böyle. Öyle. Evet. Uygulama yasa tamam. Da bu. Çünkü yani onların birçok şey değişiyor. Biz tabii, hukukçu değiliz. Yalnız onları sivil, takip etmek sivil, de zor. Sivil toplum bilmiyoruz. Örgütlerinin seçimle gelen başkanlarının yönetim kurulu üyelerinin istifaları gerekir. Sivil toplum örgütlerinin. Evet. Ancak öyle ayrım koyuyor? Siyasi partilerin dışında o da merkez yönetimi, il ilçe yönetimi istifa edecek. Partilerin merkez yönetiminden böyle bir istifa durumu yok. Şimdi efendim, adayları partiler ön seçim artık merkezi yoklaması şu bu bir şeylerle hallederler, ayarlar. O bizim dışımızda. Şimdi seçim takvimine sabah göz attım.
19 Şubat saat 17'ye kadar tüm partiler aday listelerini seçim kurullarına verecekler. Yani az zaman kaldı. Az 19 Şubat. Saat 5, saat 17 diyelim. Saat 17'ye kadar verecekler. Bütün partiler. Bütün partiler. Aday listelerini tabii. Verecekler. Hepsini verecekler. Ve imza karşılığı. Yani önümüzdeki ben, salı günü. Evet çok saat aldım. Kadar. Oturdum saatlerde 5'ten 2 dakika sonra 3 dakika sonra geleni evet. Kovdum almadım. Gidim bildiğiniz üzere dedim. Alamam. Çünkü ha, alırım reddederim dedim. Tamam. Hatta şöyle bir şey yaşadı. Sakarya'da bir kasabanın belediye başkanlığı sevk etmişim. Meclisleri yokmuş onu da getirelim demiş. İkisini de götürmüşler. Bir süre sonra meclis aldı. Süre geçti. Ama öbüründe sevkim olduğu için kurulu topladığım başkan olarak seçime girebilirsiniz. Meclis evet. Olarak seçime giremezsiniz dedim. DSP'ye. O zamanlar. Olayı hatırlıyorum. Şimdi sıkıntı Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Binali Yıldırım Bey milletvekili. İstifasına gerek yok, aday olabilir. Şimdi ama anayasanın 94. maddesinin son fıkrası. 94. maddenin son fıkrası. Ne diyor? Diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkan Vekilleri partilerinin yaptıkları siyasi şeylere katılamazlar, bulunamazlar. Bu düzenlemeye göre Sayın Binali Yıldırım Bey'in istifası gerekir. Şimdi ortada bir durum var. Nereden yararlanıyorlar? O milletvekili istifasına gerek yok mu diyorlar? Ama anayasa meclis başkanını siyasi şeylerden uzak durur diyor. Peki şu anda buradan, meclis başkanı. Evet. Ama aynı zamanda milletvekilliği de devam mı ediyor? Milletvekilliği devam edecek. Bir soru. Ha, devam ediyor. Milletvekilliği devam edecek. Meclis başkanlığından istifa etmesi gerekir. Ne zamana kadar? Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun az önce açıkladığım ilke kararında meclis başkanlarıyla bir düzenleme yok. O nedenle 18 Şubat yani pazartesi günü son günden bir gün önce aday listesini vermeden son günden bir gün önce saat 5'e kadar istifa dilekçesini meclise verir. Dilekçenin bir suretini, üst yazını ekler, kimlik bilgilerini, eğitimini artık İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na, ilçe değil, büyük şehirler belediye başkan adaylarını il seçim kuruluna bildirecekler. Belediye meclisini, efendim ilçe seçim kurullarını ilçe seçim kurulu başkanına. Çok karışık bu. Bak, bu niye karıştırıyor şimdi, böyle bak, bu iş? İl seçim kurulu tüm il, İstanbul'da bir tane var. Tüm il düzeyinde, büyükşehir belediye başkanı da tüm il düzeyinde olduğu için onu il seçim kuruluna verecekler büyükşehir belediye başkanlarını. İlçe belediyelerine, meclis üyelerini ise ilçe seçim kurullarına bulundukları yer. Mesela Kadıköy ilçe başkanıyla, ilçe belediye başkan adayıyla ilçe belediye meclis üyelerinin listesi Kadıköy Birinoğlu İlçe Seçim Kurulu'na verilecek. İmza karşılığı. En geç 19 Şubat 5'e kadar. Şimdi Sayın Binali Bey'in ne yapması lazım? Binali Bey'in en geç 18 Şubat saat 17'ye kadar istifa etmesi lazım. Etmedi. Aday varıldı verildi. Şimdi ne olacak? Muhalefetten itiraz olur İl Seçim Kurulu'na. Cumhurbaşkanı çok baskın. Bir saniye. İl Seçim Kurulu'na itiraz olur. İl Seçim Kurulu 3 hakim ilde. Bunlar der ki, efendimdir bu milletvekili der, şu der, bu der, istifaya gerek yoktur da itirazı reddedebilir. Veya itiraz efendim der, istifa etmesi gerekir anayasanın 94'e göre der, adaylığını iptal edebilir. Bu karara karşı da, her iki karara karşı da yüksek seçime gidilecek. Yüksek seçim ya istifa etmemiş adaylığı iptal der, ya da istifasına gerek yok, adaylığına devam der. Bunu diyecek %100. Bu iki karardan birini de verecek. Ama sanıyorum Binali Bey istifa edeceğini açıkladı 18 Şubat'ta. Sanıyorum bir hukukçu arkadaşlar da bu görüşte birleştiler. Sık sık ben bu konuda telefonlarla aranıyorum. Bazı hukukçular arkadaşlar, bazı siyasi partilerin üst düzey yönetimini soruyor benden. Ben durum bu diyorum. Aynen siz de şu anda ekranda ne açıkladıysam onlara da bu açıklamaları yapıyorum. Yanlış yapmayın. Bizi kaosa bazı şeylere sürüklemeyin. Ama
Binali Bey herhalde en geç 18 Şubat saat 5'e kadar istifa dilekçesini verecek. Şimdi siz verecek. Seçim konusunda evet. Deneyimlisiniz. Çünkü bizzat işin içinde evet, çalıştınız. Evet. O yüzden Türkiye'de başvurulan önemli isimlerden birisiniz bu konuda. Hatta çok evet. kalın da bir kitabınız evet. mevcut elinizde. Aramıyorum bu konuda efendim. Çok evet. rahatsız ederler. Memnuniyetle cevap veririm. Evet. evet. Yani önemli bir çalışma yapıyoruz. Şimdi. Şimdi bizim siyasette durumlar hiç belli olmuyor. Bir bakıyoruz. Şey açıklayacağım ha, izninizle. Şimdi. Şeytanın avukatlığını yapalım şimdi. Bak bir şeyi evet. açıklayacağım. Rahmetlik Muammer Aksoy hocam açıkladı. 61 anayasasını yapılırken şöyle bir düzenleme. Hakimlerin maaşı kanunla düzenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin maaşı kanunla düzenlenir. En yüksek devlet memuru maaşını geçemez. Artı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin maaş ve ödeneklerine yapılan her türlü zam bir milletvekili genel seçiminden sonra yürürlüğe girer. Ne oldu bu düzenleme? 12 Mart 1971'de İsmet Paşa merhum çok önemli bir gün atlattık. Laf yine bizi rahatlattı ama anayasa değişikliklerinde taviz verilmiş. Anayasada değiştirilen ilk madde bu. Yani bir milletvekili seçiminden sonra yürürlüğe girer ibaresi kaldırıldı. Milletvekilleri zam, ertesi gün maaştan aldılar. İkinci değişiklik ne? Bakın. 61 Anayasası'nda siyasi partilere hazine yardımı yapılmıyordu. Aldıkları oy oranına göre. Şimdi yapılıyor anayasaya göre. Burada da bir çifte standart bak, bak, var. Bak bak orada nasıl? 61 Anayasası'nda yoktu. Ve o zaman bir yasa çıkarıldı. Hazine yardımı. Olay Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Hatta merhum Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi halktan yardım istiyor diyerek de genel sekreter imzasıyla gazete ilanları verdi ve hazine yardımının yapılmadığını açıkladı. Ben o zaman öğretmen okulunda falan öğrenciyim. Olayları öyle biliyorum. Ne oldu? İkinci değişiklik de siyasi partilere aldıkları oy oranına göre hazine yardımı yapılır düzenlemesini anayasaya koydular. Bu yani 71 değişiklikte iki madde önce yapıldı. Ve anayasa değiştirecek güç, parlamento, maaşları, siyasi partiler, yine ekonomik durumları düzeltildi. Ondan sonra 61 Anayasası'nda değişime gidildi. 71'deki durum bu. İlk değiştirilen maddeler bu. Birinci milletvekili maaşları, ikinci hazine yardımı siyasi partilere. Şimdi ne oldu? Şimdi hazine yardımı aldıkları oyalarına göre yapılıyor. Anayasada var, düzenleme var. Evet. Hazine yardımına göre yapılıyor. Peki millet... burada çifte standart var. Efendim işte barajı geçen partiler, barajın altında kalan hayır, partiler. Aldıkları şeye göre, vesaire, oy oranına oy göre. Oyunu. Şimdi Gülgün Hanım. Şimdi bu baraj, neye göre veriliyor? Baraj sorununa, anayasadaki düzenleme var. Baraj sorununa ben de karşıyım. Çünkü demokrasilerde böyle bir baraj durumu olmaz. Burada anayasa değişikliğine gerek yok. Siyasi partiler kanununda yapılacak ve yerel yönetim seçimi yasasında yapılacak bu değişiklikle bu baraj sistemi ortadan kaldırılabilir. Hani yasa değişikliği, anayasa değişikliğine gerek yok. Az önce yerel idari yargıdaki hakimlerine seçim hakimliğini açmamız için anayasa değişikliğine gerek yok. 298 sayılı yasada yapılacak bir değişiklik olur dedim. Bu da aynen. Ama yıllardır bunu yapmıyorlar güçlü partiler. Değerlerine çevirip gidiyorlar. Bu işi bu şekil devam ettiriyorlar. Bakalım. Ha şimdi şunu söyleyeyim. Kamuoyu şunu da bilsin. Ben bir ara inceleme araştırma yaptım. 24 Anayasası'na iki madde konur. Taslağı. Anayasa Komisyon Başkanı Yunus Nadi Bey. Bir, Cumhurbaşkanı'na yani Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetme. İki, Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kanunları evet. yasayı iptal etme. İki, milletvekili biri Şükrü Saracoğlu evet. başbakanlık yapan.
Birisi o ne Bozkurt Adalet Bakanlığı yapan, o Bozkurt bir laf etmiş. Ey savcılar, işte Meriç Nehri Havzası'nda köylünün toprağından, işte efendim Doğu Anadolu'daki Muş Bingöl Yaylası'nda otlayan çobanın koyunlarından sizler mesulsunuz, elim yakanıza diye bir laf etmiş. Bizim bazı savcılar bunu böyle döviz yaptırırlar, odalarının belli yerine asarlar. Dışarıdan giren vatandaş savcıdan önce o yazıyı görür. Öyle de kullanılır. Şimdi bu iki kişiyi, iki hukukçu mecliste buna karşı çıkarlar. Yunus Nadi Bey rahatsız olur, dosyayı alır, Mustafa Kemal Buzun'a gider Çankaya. Efendim iki milletvekili hukukçu bu şekil yapıyor, ben onlarla görüşürüm der. Ertesi gün Yunus Nadi Bey varınca Mustafa Kemal şunu söyler. Biz o iki maddeyi anayasaya koymayacağız. Ben o iki milletvekilimizi hukukçu ikna edemedim. Onlar beni ikna etti. Buyurun. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün kendine sunulan şeyleri tepmesine bak. Kabul etmiyor. Doğru. Anayasaya da öyle bir şeyin konması. Ama şimdi evet, vallahi, tablo çok farklı. Çok farklı. Evet. Şimdi bir şair Can Yücel der ki, ben hayatta en fazla babamı sevdim. Uzun boylu, yakışıklı, efendim mavi gözlü, çağın en modern marif fetişi. Ben de babamı sevdim. Babam karayollarında işçi ama 57'lerde bizim evde o büyük altı lambalı siyara radyo vardı. Babam 4 tane koyun sattı. Biz de yeni yetişiyoruz. Bize radyoda akrabalar ayıpladı babamı. Çocukların süt yoğurt şeyini o da lazım dedi. Ben evdeki o radyonun mahsulüyüm. Bugün burada rahat, böyle serbest konuşabilmenin şeyi o radyoya bağlı. O zamanki yayıncılıkla şimdi bugünkü. Evet, 63'te o çanta radyolar denir o. Hepimizin akşam evinde vardı. Cızır Habib Gürgüba, Tunus Cumhurbaşkanı Türkiye'ye evet geldi eşiyle. Birleşik toplantıda meclisin senato var, millet meclisi var. Bir konuşma yaptı. Şunu söyledi. Türkiye Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Ben o zaman üniversitede öğrenciydim. Ben Atatürk'ün verdiği kararlara, aldığı kararlara hayran kalıyordum. Bir gün gelir, ben de Tunus halkının başına geçer. Tunus halkını emperyalistlere karşı ayaklandırabilir miyim? Bağımsızlığımızı alabilir miyim? Onun hayalini kurdum. Gün geldi, Tunus halkı ayaklandı. Ben ve arkadaşlarım ülkenin uzak köşesinde gözetim altındayız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Tunus'un geleceği oylanıyor. Amerika başta olmak üzere süper güçler aleyhimize oy verdiler. Bizi üzen, liderinden feyz aldığımız Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiye'si de aleyhimizde oy kullandı dedi. Ben daha o zaman 13-14 yaşında çocuğum, mahvoldum. Sayın merhum Bürgüba'nın bu sözü karşısında. Buyurun. Yine İsrail Savunma Bakanı Moşadan'ı ne dedi? Arapları yendik. İsrail Arapları yenince kılıcımızı kınımıza sokmayalım. Türkler gibi onlar da bir Atatürk yetiştirebilir. Evet. Buyurun. Biz yine hukukumuza evet dönelim. Evet. O zaman olan. Evet, 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 evet. Yani Mustafa Kemal'deki güç bu. Evet. Çok büyük bir güç. Şimdi Binali Yıldırım meselesini netleştirelim. Oraya gelecektim. Şimdi Binali Yıldırım Bey başbakanlık yaptı. Bakanlık yaptı. Meclis başkanlığı yaptı. Şimdi Büyükşehir'e belediye başkanı oldu. Vali, garnizon komutanı subay, paşa, belediye başkanı. Bakan gelecek. Efendim Ankara'da üst düzey yerel yönetim bakanı gelecek. Şu yani gelecek. Protokol sıralaması. Protokola göre onları karşılayacak, uğurlayacak. Bakın, karşılayacak, uğurlayacak. Şimdi bu biraz burada bana garip geliyor. Hatta Şükrü Saracoğlu İsmet Paşa çağırır. Şükrü Bey, seni ben Amerika'ya nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak göndermek istiyorum. O da şunu söyler. Paşam der, ben Dışişleri Bakanlığı yaptım, Başbakanlık yaptım. Buradaki diplomatlara, buradaki bakanlık personeline, Amerika'dakilerine emir talimat verdim. Nasıl gidip de orada elçi olarak burada emir talimat alabilirim? Bunu ben nasıl kaldırabilirim der. Bilemiyorum. Binali Bey, işte o Binali Bey'in değerlendirmesi. Türk siyaseti şunu tartıştı. Düşük profilli başbakan gibi ifadeler tartıştı. Belki Binali Bey'i seviyor. Vallahi bilemiyorum. Ne görev verirse yaparım diyor. Bu yani, koltuk bilmiyoruz. Hanımefendi, bizim Gülgün Hanım, bizim dönemlerimizde şimdi bir yani il ilçe belediye başkanı milletvekiline sıçramardı. Evet, bugün verirdi. Çarşamba günü bitiriyoruz ama evet, yayınlar evet devam edecek. Evet. Yarın Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi günü saat 17'ye kadar mı? 5 günümüz var.
istifa etmesi eder. Lazım. Bahsede eder girebiliriz diyorsun. Yani girebilir miyim? Ben bahis sevmem. Ben bahis kaybetmedim sevmem. Bugüne kadar. Girebilirim yani. Bahis girmeyi hiç sevmem. Hı. Ama Binali Bey mutlaka istifa edecek diyorsunuz. İstifa eder. Ondan sonra da. Son bir dakikamızın içindeyiz zannediyorum. Evet. Evet. Ne yapacağız? Güzelce vatandaşlık görevimiz. Şimdi yurttaşlık görevimizi yapmak için sandık başına erken gideceğiz. Bu kimliklerimizle hani demokrasinin bir kurallar, kurumlar rejimi olduğunu unutmayacağız. Ve kendi hakkımız kadar başkalarının da hakkı olduğunu, demokrasi zaten kendin gibi düşünmeyenlere tahammül, uyum, gerektiğinde onlarla bir işbirliğidir. Böyle bir rejim. Evet. Bunun kurallarına göre kurumlarını yıpratmadan hareket etmemiz gerekir kanaatindeyim. Şimdi demokrasi öyle bir rejim ki faziletli insanların omuzunda yükselir. Bu insanlar gerektiğinde Karadeniz'in o hırçın dalgaları nasıl gemileri zıplatıyor, evet, balıkları ters yapıyor. Gerektiğinde öyle gürler, gerektiğinde de Sakarya Nehri gibi durgunlaşır. Ama asla bulanmaz, berrak. Sakarya Nehri hep bulanık. Hiç berrak olduğunu görmedim ben. İşte demokrasiye bağlı, demokrasiyi omuzlarında taşıyan insanların da berrak, güvenilir olması gerekir. Süremizi bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Turan. Bir şeyler anlatabildiysek. Ama şu bilgi bizi biraz rahatlatıyor. Bilgi? Bekleyeceğiz. Hangi bilgi? Binali Yıldırım muamması. Valla Binali Yıldırım kadar. Ben dedim bak ben bahse girerim dedim. Ben bahse girerim. Binali Bey bakalım benim dediğim olacak. İstifa edecek. Eder. Hukuk diliyle bakacağız. Hukuk diliyle istifa eder. İstifa edecek. Eder diyorsunuz. Edecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ederim. Saygı sunarım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Seçimlere yaklaşıyoruz. Faydalı olabildiysem. Yasalar ne söylüyor? Biz nelerle karşılaşıyoruz? Sınırlı süremiz içinde bunları konuştuk. Önemli bir konu çünkü. Kitaplar için de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet, aslında hukuk bilgimizi tazelememiz lazım. Yarın görüşmek dileğiyle. Esen kalın değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz.